Merhaba, hoş geldin Tonguç ben. Bugünkü video serisinde size kendinizi saldırı öncesinde nasıl koruyabilirsiniz, kendinizi nasıl savunabilirsiniz bunları anlatacağım. Ve bu video serisinin geri kalan içeriklerinden haberdar olmak için şimdiden kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Türkiye'de televizyonda, internette ve her türlü mecrada her gün birçok taciz, saldırı, adam kaçırma, insan dövme, hırsızlık, bir sürü şiddet olayına şahit oluyoruz değil mi? Ve bu şiddet olaylarına karşı insanların haykırışı sadece bir yardım çığlığına dönüşüyor. İşte devletten yardım bekliyorlar, etrafındaki insanlardan yardım bekliyorlar. Ama kimse kendini savunmayı tam anlamıyla öğrenmek için çaba harcamıyor. Savunma demek, saldırı gerçekleştiği anda buna fiziksel olarak karşılık vermenin çok ötesinde bir kavramdır. Savunma demek, bir hırsıza karşı evinizi başta kilitlemek, pencereleri, güvenliğini başta sağlamak demektir. Bunun sonrasında eve giren hırsızla mücadele etmek bambaşka bir konudur. Bugün ben size saldırı öncesi, potansiyel saldırılar öncesi kendimizi nasıl savunacağız ve bu savunma stratejileri arasında neler var? Ev, beden savunması, iş yerinde kendini savunma, sokakta kendini savunma veya size yöneltilecek çeşitli şiddet aletlerinden nasıl savunabilirsiniz? Bunları sırasıyla bir seri halinde ve dilimin döndüğünce ilk video olduğu için bunda da bahsetmeye çalışacağım. Öncelikli olarak şunu anlamak gerekiyor. Benim bu bütün anlattığım her şey kamu malıdır. Yani benim birçok kaynaktan derlediğim bilgilerin sırasıyla size aktarılmasıdır. Buradan aldığınız bilgileri tekrar sıralayıp farklı içeriklerde, videolarda, podcastlerde, televizyonda, YouTube'da istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Anlattığım şeyler kamu malıdır. O zaman gelelim birinci aşamaya. Birinci aşama şu. Bütün her şeyin en başı. Biz ne yaparsak yapalım, dünyada kötü insanlar olacak. Bize saldırmak isteyen insanlar olacak. Ve bunlar avlarını belirli kriterler çerçevesinde seçiyorlar. Bu kriterleri kendimizde yok etmemiz, bir savunma hattı oluşturmamız gerekiyor. Nasıl ki devletler farklı devletlere güçlü görünmek için işte sınırlarına askerler yığıyorlar, sürekli bir silahlanmaya gidiyorlar. İşte hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri sürekli olarak güçlendiriliyorlarsa kendileri içinde, bizim de yapmamız gereken bu aslında. Silahlanmak değil, sadece doğru savunma hattı kurmamız gerekiyor. Ve bu noktada saldırgan gibi düşünmemiz lazım. Evet, hepimizin içinde o avcı, yırtıcı kişisel benlik veya ego olmayabilir ama çok basit. Ben bu araştırmayı yaparken çok ilginç tespitlerle karşılaştım. Birkaçını şimdiden size anlatayım, ne demeye çalıştığımı anlayacaksınız. Mesela en önemli konu, yolda yürürken kesinlikle müzik dinlemeyin, bisiklet sürerken müzik dinlemeyin. Sokakta spor yaparken, spor amacıyla koşarken, jogging denilir, belki trekking, bunları yaparken kulaklıkla müzik dinlemeyin. Bu sizin savunmanızı düşüren bir olgudur. İstediğiniz kadar kalabalık bir yerde olun veya ıssız bir sokakta veya dağın başında, iletişiminiz kesildiği an, kulağınızdaki kulaklıkla etrafınızdan haberdar olmadığınız an sizi savunmasız bırakan anlardan biridir. Bilmiyorum, ilginç geldi mi? Herkes müzik dinlemeyi sever ama hayatta kalmak için müziği doğru yerde dinlemek gerekiyor. Veya akşam evinize dönüyorsunuz, yürüdünüz, otobüsten indiniz veya arabanızı park ettiniz. Dairenize doğru veya apartmanın girişine doğru ilerliyorsunuz. Geldiğiniz apartmanın girişine çantanızda veya ceplerinizde anahtar arıyorsunuz. Bu hayatta yapabileceğiniz en yanlış davranışlardan biri. Kapıya gelmeden önce anahtarınız hazır olmalı, hızlıca apartmana girmeli, kapının arkanızdan kapandığına emin olmalı ve güvenli bir şekilde dairenize girip kapıyı arkadan kilitlemeyi unutmamanız gerekiyor. Nasıl? İlginç geldi değil mi? Çünkü çoğunluğumuz kapıya yaklaştığımızda veya kapının önünde durarak
anahtar arar ve kapıyı açarız. En önemli savunma ipuçlarından biri de evden çıkarken mutlaka bir ya da iki ışığın açık bırakılmasıdır. Çünkü güvenliğinizin delinip delinmediğini anlamak için en kolay yöntemlerden biri bu. İçeri girdiğinizde bu size bir şifre de verir. Kapı açılmış mı, camdan biri girmiş mi? Çünkü evde biri size tuzak kurduysa görünmemek için mutlaka ışıkları söndürecektir. Veya bazı ajanlı filmlerde görürsünüz, kapıya tuzaklar kurar insanlar, işte kürdan koyar sadece kendi bildiği bir noktaya. Eğer kapıda güvenlik aşıldıysa o kürdan düşmüş olur ve güvenliği aşan kişiler kürdanı bilmediği, sadece siz bildiğiniz için evinizin güvenliğinin kırıldığını anlarsınız ve buna göre davranır. Belki öncesinde polis çağırırsınız. Bu gibi küçük ipuçları normal hayatta, gerçek hayatta hayat kurtarır. O yüzden mesela bir örnek daha vereyim, dayanamayacağım. Gündüz dahi olsa ıssız sokaklara girmek veya ıssız olmasa dahi 2-3 kişinin veya sizin karşı cinsinizden olan kişilerin bulunduğu bir sokağa girmek artık tehlike arz ediyor. Gördüğünüz gibi TikTok'ta bazı videolar yayınlandı. İşte kadınlarımızın videolarını çekmişler, TikTok'ta yayınlamışlar. Bu gibi şeyler yarın mutlaka saldırıya dönüşecektir. O yüzden gündüz gözüyle dahi ıssız sokaklara veya birkaç kişinin olduğu sokaklara, kameraların olmadığı, polisin erişemeyeceği veya polisin olmadığı sokaklara girmekten çekinmeliyiz. Veya bir ipucu daha vereyim. Ana hatlarıyla ev koruması ve iş yerinde savunmaya girmeden önce. Ne olursa olsun her zaman bedensel olarak, giyim, kuşam olarak esasında kaçmaya, kendinizi savunmaya müsait olmanız gerekiyor. Bu nedir? Mesela bir erkek, bir bay olarak ben terlikle gezmeyi sevmem. Çünkü ayaklarımı savunmasız hissederim. Her zaman ayağımda ben bir bot veya hızlıca uzaklaşabileceğim bir mekandan spor ayakkabı olmasını tercih ederim. Normal kundura, şık giyinmek için takım elbisenin altına giyilen ayakkabılar çok da benim tarzım değil. Kendimi o ayakkabılarla savunmasız hissediyorum. Veya çok dar kot pantolonlar, şort giyemiyorum mesela ben. Antalya'da bile şort giydiğim an kendimi savunmasız hissediyorum. Sırt çantam, ne bileyim ceplerimin dolu veya boş olması dahi benim için çok çok önemli. Bu seride size gelen saldırılara nasıl karşılık vereceğinize dair bilgiler bulamayacaksınız. Bu videonun amacı, bu video serilerinin amacı sadece siz saldırıya uğramadan önce buna nasıl hazırlanacaksınız? Saldırı riskini nasıl minimuma indireceksiniz? Avcılar, saldırganlar nasıl düşünür ve sizin güvenlik duvarınızı nasıl yıkarlar? Bunlar üzerine bilgiler olacak. Ve gelelim ikinci aşamaya. Bir yırtıcı, bir avcı nasıl düşünür? Avını neye göre seçer? Avdan kastım, bu bir hırsızlık vakası olabilir. Evinize girmeye çalışabilirler. Bu bir gasp olabilir. Sokak ortasında sizi bıçak veya silah yoluyla tehdit ederek paranızı, çantanızı çalmak saldırısı olabilir. Bu bir seri tacizci saldırısı olabilir. Bu saldırılarda her zaman bu saldırgan kurbanını neye göre seçer? Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bunları anlatacağım size. Öncelikli olarak bir üstünden geçeyim. Mesela evde güvenlik. Bir hırsız sokakta dolaşırken evleri gözetler. Camlar açık bırakılıyor mu? İşte ışık uzun süreli yanıyor mu, yanmıyor mu? Apartman girişi kolay mı, değil mi? Bunların hepsini kontrol eder ve ayrıca size, şahsınıza saldıracaksa sizi takip edebilir. Sizin işe gidip gelirken veya alışverişe gidip gelirken izlediğiniz yolları takip edebilir, aklına yazabilir ve sizin en savunmasız olduğunuz noktada güvenliğinizi kırarak size saldırabilir. Kapılarınızı kontrol edebilir. Sizin sürekli kapınızı 2-3 kere kilitliyorsunuzdur. Bir kere kilitlemezsiniz, hırsız girer. Bu da ince bir detaydır.
Bu ince detaylara ben kendimce uzun yıllardır sahibim aslında. İlkokul ve ortaokul yıllarında o çocukların zorbalığına maruz kalan isimlerden biriyim. Gözlüklüydüm, çok tatlı bir çocuktum, öğretmen çocuğuydum. Beni herkes sıkıştırıp işte küfretmek, ne bileyim taciz etmek, çelme takıp düşürmek için ellerinden geleni yaparlardı. Ve ben o hayatım boyunca savunmanın ikinci aşamasına geçmek zorunda kaldığım durumlar da oldu. Ama her zaman ben okul çıkışlarında veya okula giderken her defasında farklı yollardan giderdim. Akşamları evden çıktığımda kendi mahallemde gezerken hep farklı yerlere gider, hep farklı güzergahlar kullanır ve akşamları geç saatlere kadar dışarıda vakit geçirdiğim için her defasında gireceğim sokağa önceden denetlerdim. Eğer sokak boşsa, eğer sokakta ışık yanmıyorsa, bağırdığımda yardım edebilecek kimse yoksa, kim vur diye gidebileceğim sokaklara girmemek için elimden geleni yapıyordum. Ve çatışma olasılığını, insanlarla kavga etme veya başıma gelebilecek her türlü şeyden korunmak için bu yöntemlere başvuruyordum. Bu videoda benim amacım size çatışma durumunda kaldığınızda neler yapabileceğiniz değil. YouTube'a girdim, araştırma yaptım, Google'da araştırma yaptım. Herkes çatışma anında kendinizi nasıl savunacağınızı anlatıyor. Hayır, bu yeterli değil. Bakıyorum şiddet gören kadınlar, şiddet gören gençler, bunların hiçbiri bu savunma sporlarını, işte nasıl davranacaklarını, işte sprey nasıl kullanılır vesaire, bunları öğrenebilecek vakitleri yok. Kendinizi saldırıya hazırladığınız takdirde bu sizi çok daha savunmasız bir hale getirir. Cebinizdeki bir göz yaşartıcı spreye güveniyorsanız bu sizi tamamen savunmasız bırakacaktır. Veya cebinizdeki herhangi bir kesici delici alete güveniyorsanız bu aslında sizin zafiyetiniz olacaktır. Bunları size karşı kullanabilirler. O zaman internette gördüğünüz bu tarz saldırı temelli savunma tekniklerini unutun. Bizim amacımız tamamen saldırı gerçekleşmeden önce saldırı ihtimalini olabildiğince ortadan kaldırmak ve saldırı anında da nasıl yardım isteyebiliriz, neler yapabiliriz? Dilimin döndüğünce ilerleyen videolarda da bunları anlatacağım. Hazırsanız o zaman, bayağı bir hazırladım sizi. Ev güvenliği için detayları anlatmaya başlayabilirim.